Kerem Yılmazer. O doğduğunda takvimler 2 Şubat 1945'i gösteriyordu. Denizli'de dünyaya gelen sanatçı ilk ve ortaokulu orada okuduktan sonra üniversite tercihini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yana kullandı. Mezun olduktan sonra mesleğini yapmak yerine sanata yönelmeyi seçti. Gönlünde tiyatro ve müzik vardı. Ankara'da özel tiyatrolarda çalışmaya başladı. Ardından Haldun Dorme'nin de teşvik etmesiyle İstanbul'a çevirdi rotasını. 1960'lı yılların sonunda ve 70'li yıllarda şarkıcılık yapan sanatçının çok sayıda 45'liği yayınlandı. 1968'de Dormen Tiyatrosu'nda Eski Çamlar Bardak Oldu oyununda beraber rol aldığı Göksel Kortay'a aşık oldu. Evlenme teklif etti. Ancak Kortay'dan 4-5 yaş küçüktü. Bu yüzden Kortay bir maceraya girmek istemiyordu. Teklifi kabul etmedi. Bu hikayeyi Göksel Kortay Posta'ya verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Kerem tanıştığımızın 3. ayından itibaren bana evlenme teklif etti. Seni seviyorum, iyi arkadaşız. Böyle devam edersen arkadaşlığımız bozulur derdim. Sonra 6 ayda bir evlenme teklif etmeye başladı. Nasıl bir aşktır ki ufak ufak ilerleyerek bana evet dedirtti. 11 yıl beni evliliğe ikna etmek için büyük bir sabırla uğraştı. Kerem olmasaydı ben belki de evlenmezdim. Evlilik, çoluk çocuğa karışma hayalim hiç olmadı. Benim hayalim mesleğimde iyi bir kariyer yapmaktı. 4-5 yaş fark vardı. Ondan koca olmaz gibi geliyordu bana. Daha genç diyordum. Bir de evlenince elim kolum bağlanacak, özgürlüğüm kısıtlanacak gibi gelirdi. Aklıma eseni yapabilmeliydim. Bu kadar ilgi, bu kadar aşk tabii insanı etkiliyor. Bu kadar hoş bir insan bana ilgi duyuyor, beni beğeniyorsa ben niye onu beğenmeyeyim dedim. Bu arada iyice tanıdım onu. En önemlisi çok güvendim. Güvenimi hiç boşa çıkarmadı. Bana şimdi sen bilmiyorsun ama Kerem seni aldatmıştı deseniz asla inanmam. Birlikte resimlerini getirseniz bile inanmam. Tesadüfen yanındadır derim. ...1979 yılında Göksel Kortay ve Kerem Yılmazer çifti nikah masasına oturdu. Sonunda mutluluğu bulmuşlardı. Ama çocuk yapmadılar. Bu Göksel Kortay'ın tercihiydi. Çocuk olursa sevgi bölünecek gibi geliyordu ona. Ayrıca çok çalışıyorlardı. Bakmakta zorlanacaklarını düşündü. Kariyerine dönecek olursak, Beyaz Perde'ye 1969 yılında Kirli Yüzlü Melek filmiyle adım attı. Yönetmen Lütfi Akad'ın en önemli karakter oyuncularından biri oldu. 69 yılında başladığı kariyerine 2002 yılına kadar 16 adet proje sığdırdı. Az ama önemli filmlerde oynuyordu. Eşkıya Aşkı, Yaralı Kurt, Gökçe Çiçek, Gelin, Ben Doğarken Ölmüşüm, Gün Görmüşler, O Kadın, Kızlar Sınıfı Tatilde, Yoksul, Yarın Artık Bugündür, Yarın Yarın, Kızım ve Ben, Üç Kişilik Dünya, Ölümsüz Karanfiller ve Çekirdek Aile gibi yapımlarda oynadı. Kamera önü oyunculuğun yanı sıra tiyatro sahnelerinde de boy gösteren sanatçı, 1988 senesinde İstanbul Şehir Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak çalışmaya başladı. 2 yıl kadar sonra aynı tiyatroda kadrolu oyuncu olarak sahneye çıktı. Kuşlar Müzikali, Genç Osman, Hürrem Sultan, Kuş Operasyonu, Bizans Düştü ve Hakimiyeti Milliye Aşevi gibi oyunlar için sahnedeydi. Müzik, tiyatro, sinema derken seslendirme de yapıyordu. Çok sayıda yapımda onun sesi vardı. NTV'de yayınlanan belgesellere de sesiyle hayat veren sanatçı, siması ve sesiyle sevilen bir isimdi. Kasım 2003 gününe İstanbul terör dehşetiyle uyanmıştı. O gün İstanbul 27 kurban vermişti. İstanbul Levent'teki HSBC'ye yapılan saldırı, Göksel Kortay, Kerem Yılmazer çiftinin mutlu yuvaları, aşkları ve sevgilerine de yapılmıştı. Sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Tam 35 yıl bir kez bile birbirlerini kıracak şiddette münakaşa dahi etmemişlerdi. Aradan geçen onca yıl aralarındaki bağlılığı azaltacağına bir tutkuya dönüştürmüştü. 35 yıl bir kez bile birbirlerinden ayrı bir şey yapmamışlardı. Kerem işe gittiği zamanlarda defalarca arardı Göksel'ini ama o günden sonra bir daha çalmadı telefonu. Yılmazer o gün yine televizyona gitmek için yola çıkmıştı. Göksel Kortay da başka bir kanaldaki programa konuktu. İkisi de geç kalmıştı.
Kanaldan Yılmazer'i aradıklarında usta sanatçı 5 dakikaya oradayım dedi. Çok geçmeden Beşiktaş-Levent'teki kırmızı ışıklarda durmak zorunda kaldı. Birkaç saniye farkla yeşil ışığı kaçırmıştı. Yan tarafında banka binası vardı. O anda ortalık savaş alanına döndü. Terör bu kez o noktayı vurmuştu. Aracında kırmızı ışıkta bekleyen Kerem Yılmazer de hayatını kaybedenlerden biriydi. Eşi Göksel Kortay da haberi aldı. Ancak kocasının orada olduğundan habersizdi. Bir süre sonra ulaşamayınca panik yaptı. O gün olanları sabaha verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Aslında NTV'den o sabah için bana da bir teklif gelmişti. Ama TV8'de Haldun'la katılacağımız canlı yayın olduğu için ben randevumu ertelemiştim. Yoksa sabahleyin birlikte gidecektik. Keşke gitseydim. Ve Kerem'siz kalmasaydım. Canlı yayınımız patlama nedeniyle kesildi. İkinci patlama oldu. Programı bitirmek zorunda kaldık. Telefona yapıştım. Hepsi bloke olmuştu. Hat bulamıyorduk. Eve döndüm ama aklım Kerem'de. Bu kadar zaman geçti aramadı. Mümkün değil. Haldun'a telefon açtım. Kerem'den haber yok diye. Bir yandan da ağlamaya başladım. Arıyoruz. Yok, yok, yok. Telefon bir türlü düşmüyor. Ağlıyorum, dövünüyorum. Durmadan Kerem'in cebini çeviriyorum. Kapı çalındı, postacı gelmiş. Telefonu Suna'ya verip kapıya koştum. Suna'nın adli tıp mı dediğini duydum. Nasıl geri döndüğümü bilemiyorum. Haldun'a telefon açtım. Haldun, Kerem ölmüş dedim. Bekliyorum ki bıktım senin bu abartma huyundan. Panikleme, sadece yaralı filan desin. Maalesef biraz önce biz de öğrendik dedi. Gazi telefonunu çevirdiğinde adli tıp çıktı. Onlar haber verdiler. Göksel Kortay adli tıbba giderek eşini teşhis etti. Kerem Yılmaz, devlet erkanının da katıldığı bir cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu'da toprağa verildi. Göksel Kortay Posta'ya verdiği röportajda yaşadığı acıyı şu sözlerle anlatmıştı. O günden beri ben yaşamıyorum, varlığımı sürdürüyorum. Günler, aylar, yıllar geçiyor ama kırık, eksik, dökük, boş. Hiçbir şeyin anlamı yok. Hiçbir şey beni ilgilendirmiyor, sevindirmiyor, mutlu etmiyor, umutlandırmıyor, heyecanlandırmıyor. Ne bir dizide ne bir oyunda oynamak istiyorum. Eskiden Kerem'e Bedia Muvahhid gibi 90 yaşına kadar sahnede olacağım derdim. Artık beni hiçbir şey ilgilendirmiyor. Çünkü yaşamın ne kadar değersiz, ne kadar boş olduğunu anladım. İçim bomboş, robot gibi bazı şeyleri yapıyorum. Kerem'in vefatından beri sinemaya gitmedim. Çünkü hep birlikte giderdik. Çıkınca film üzerine konuşurduk. Sadece iki kere galaya gittim. O da öğrencilerimin filmiydi. Çok ısrar ettiler. Kendimi zorlayarak tiyatroya gitmeye de 3-4 yıl sonra başladım. Ama bayılarak gitmiyorum. 7 yıldır doktora da gitmiyorum. Arkadaşlarım çok zorladı. Bu hafta gittim. Öyle ot gibi yaşıyorum. O da yaşamaksa. Hani ölünceye dek denir ya, aşk bitmiyor. Kerem'in K'sinde ağlamaya başlıyorum. Hep gözümün önünde Kerem var. Aklımdan hep Kerem geçiyor. Acısıyla tatlısıyla bir Kerem Yılmazer geçti bu dünyadan. İyi ki de geçti.